Niye böyle bir şey yaptınız? Yanlışlıkla oldu. Nasıl yanlışlıkla oldu? Ben böyle çantamdan göz kalemimi alacaktım. İşte yanlışlıkla silah almışım yani. Göz kalemiyle silahın ne alakası var hanımefendi? Yok, hiçbir alakası yok zaten. İşte onun için yanlışlık oluyor. Ayrıca silah yanınızda neden var? Aa! Ay ilahi! Ay sen ne komiksin ayol! Ben mukaddes şekercizadeyim ya. Benim küpemin bir teki 15-20 tane asgari ücret ediyor. Ayol ben kendimi savunmayayım mı, boş mu gezeyim ben? Mukaddes Hanım, şu işin doğrusunu bir anlatsanız. Nasıl vuruldunuz? Ayol diyorum ya işte, çantama elimi soktum, parfüm sıkacaktım, silah sıktım işte, bu kadar yani. Demin göz kalemi dediniz. Evet, biraz önce göz kalemi dedim, şimdi de parfüm diyorum. Sana ne? Çok çelişkili ifadeleriniz var. Olabilir. Bir söylediğiniz bir söylediğiniz tutmuyor. Sana da ne? Ayrıca çok saçma. Sensin saçma. Mukaddes Hanım, kendinizi mi vurdunuz? Ay vurdum! Vurdum ayol, size ne ya? Dar 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 başımda, vurdum! Kendinizi vurduğunuzu itiraf ediyorsunuz yani. Evet ediyorum. Deliyim ya ben. Xenofobim var ya benim. Vururum kendimi. Vurdum kendimi. Peki tam olarak kendinizi neden vurdunuz? Ay! Tam olarak, yarım olarak, orta olarak vurdum işte kendimi. Hesabı vereceğim size. Silah benim, para benim, 15 odalı malikane benim, beden benim, ruh benim. Vurdum! Vurdum! Ne gülüyorsunuz be? Deli mi var karşınızda da gülüyorsunuz? Estağfurullah hanımefendi. Sen kimsin? Doktorunuzum Mukaddes Hanım. Ayol benim doktora falan ihtiyacım yok ki. Benim kurşun sıyırmış geçmiş, ben iyiyim. Ben ruh sağlığı doktoruyum Mukaddes Hanım. Deli değilim ben! Elbette değilsiniz ama kendinizi vurmuşsunuz. Vururum! Sana ne? Sana mı soracağım? Vururum! Sana ne? Yapmamanız lazım Mukaddes Hanım. Bu normal bir davranış değil. İntihara eğiliminiz olduğunu gösterir. Ciddi bir ruhsal probleminiz var demektir. Doktorcuğum şimdi şöyle, ben aslında deli falan değilim ama ben internette bir test yaptım. Orada bayağı yüksek dozda bir deli çıktım ama o sayılmaz değil mi? Yok, sayılmaz tabii. Ne güzel işte, sayılmaz. Siz de söylediniz sayılmaz. O zaman ben gideyim. Ama Mukaddes Hanım, elimizde başka bir rapor daha var. Ver bakayım. Bunu biliyorum ben. Xenofobim var benim, evet. Bu da sayılmaz değil mi? Mukaddes Hanım bakın, durumunuz hiç de hafife alınacak bir durum değil. Belli ki ciddi bir probleminiz var. Hem ailenizle de görüştüm, onlar da sizin için çok endişeliler. Ay gerizekalılar! Saçımı da bozdular! Allah'ın cezaları, bırakın be beni! Bırakın! Deli miyim ben? Sizsiniz deli! Sen ne yapıyorsun? Sabladı. Vay be. Değilim ben! Değilim! Ben değilim! Elbette değilsiniz Mukaddes Hanım. Elbette değilsiniz ama daha iyi hissedebilmeniz için sizi 3 hafta burada konuk edeceğiz. Ne diyorsun sen be? Ne 3 haftası? Allah'ın cezası! Evet. Ne yapıyorsun? Kimi çağırıyorsun sen? Seni gebertirim. Yaklaşmayın, keserim. Tamam Mukaddes Hanım, tamam. Sakin olun lütfen. Evime gönder beni. Tamam, bırakacağım. Ne zaman gideceğim söyle. Mukaddes Hanım, yapmak istemediğiniz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ne girdi ya? Başına.
vereyim ben? Ne böyle? Açsanıza! İlk kez dediniz beni, niye? Mukaddes uyandı galiba. Seyredelim şimdi çünkü. Hayırlısı olsun. Hanımefendi, şu kapıyı açabilir misiniz lütfen? Çekil! Ersin, çekil! Şer ittifak. Hayatım, bir tanem. Nasılsın? Fehmi, ben hiç iyi değilim. Neresi burası, neredeyim ben? Üstümdekiler falan. Ne böyle pis pis şeyler? Burası hastane hayatım. Ne hastanesi? Asabiye kliniği yavrucu. Sonunda istediğiniz oldu değil mi? Şer ittifakı, şeytan üçgeni. Hayır, son Osmanlı tamam, sende tamam da. O kadar. O kadar. Sen kardeş Cezre nasıl böyle bir şey yaparsın? Ah canım kardeşim, biz hiçbir şey yapmadık. Sen buraya kendi emeklerinle geldin. Yani biraz polisiye, biraz tıbbi bir vaka hayatım. Böylesi senin için çok daha iyi yavrucuğum. Fehmi, olur Fehmi. Fehmiciğim, beni buradan götürsene. Ne olursun beni evimize götür, burada bırakma karıcağızını. Hayatım, her şey senin iyiliğin için. Hepimiz senin iyiliğini istiyoruz, emin ol. Yalancı, yalan söylüyorsun! Götürmek beni istemiyorum, ben gideceğim! Bırak! Hayatım ya! Gideceğim, bırak beni! Bırak! 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 Gideceğim! Oğlum, beş yıldır da evime gideceğim! Bırak beni! Bırak! Tedavi işe yarayacak mı acaba? Hiç sanmıyorum sultanım. Yani benim kardeşim böyle sıradan bir deli gibi değil ki. Azgın katırlar gibi. Yalnız hanımlar, sizi uyarırım. Tedavi nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, mukaddes eve geri dönecek. Kendinizi ona göre hazırlamamız lazım. Ana, yine girdi ya bana. Boş ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.